Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Zero Geometry kitabında yamuk konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Yamuk toplamda 4 ders olacak ve ilk dersimizde yamuğun tanımından ve yamukta uzunluktan bahsedeceğiz. Yani yabancı olmadığımız şeylerden, üçgen bilgilerinden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 114, 115 ve 116'nın yarısını işleyeceğiz. Yamukta uzunluk özellikleri ne kadar işleyeceğiz yani? Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle tanımı bilelim tabii ki. Yamuk dediğimiz şey karşılıklı kenarların sadece ikisi paralel olan dörtgene denir. Yani bu dörtgene biz ne adını veriyoruz? Yamuk. Mesela şunlar birbirine paralel ya. İşte biz buna yamuk adını veriyoruz. Hatta şu paralel doğrulara yamuğun tabanları denir. Bu genelde A ile gösterilir. Buna alt taban diyoruz. Genelde üst tarafı da C ile gösteriyoruz. Buna da üst kenar diyoruz. Üst taban diyoruz daha doğrusu. Bunlar da yan kenarlar olarak adlandırılıyor. Tamam. Şimdi bunlar birbirine paralelse direkt yamun tanımı oluyor kardeşim. E o zaman arkadaşlar burada paralellik var. Üçgenlerle ilgili kısımlar yeni karşımıza gelecek. Paralellik varsa en fazla hangi konu karşımıza gelir dersem ne dersiniz? Bir de oran varsa işin içinde tabii ki benzerlik. Paralellik varsa temel orantı benzerliği ya da kelebek benzerliği ile burada karşılaşabiliriz. Yani üçgen bilgisiyle burada çok işlem yapacağız. Özellikle alan konusunda da böyle oranlamalar varsa alan dağıtacağız. İşte alan dağıtırken orada oranlamalar lazım olacak ya bize. O oranlamaları da yine benzerlikten bulacağız. Hala hazırda verilmediyse. Evet alt taban ve üst taban burası. E tanımı gereği zaten bazı özellikler çıkıyor. Mesela burası alfa ise burası 180 eksi alfa olmaz mı? Çünkü niye? Hocam u kuralı var. Karşıt durumlu açılar var. Toplamları 180 olmak zorunda. Ya da şurası beta ise burası da ne diyeceğiz? 180 eksi beta diyeceğiz. Yani A açısıyla D açısının toplamı 180 yapıyor. B açısıyla C açısının toplamı da kaç? 180 derece yapıyor. Et evet, yamon tanımı bu. Şimdi gel örneklere bakalım. Bak burada şu ikisinin toplamı 180 yapacak ya. Yani bu açı 80 derece. 4x eşittir 80'den x'i 20 bulurum. E hocam x'i 20 bulduysak burası 120 çıkar x'in toplamı yine 180 olacağından y de 60 çıkar. Ee, cevap ne oldu o zaman? 60 oldu. Örnek 1'i 60 bulduk. Geldik örnek 2'ye. 110 derece var. Bak üçgen bilgisi bak. Üçgen tanımını kullanacağız. Üçgen bilgilerini kullanacaksın burada. 110 sa 180'den 110 çıkart. 70 böl. 35 35 oldu buraları. E ee, x eksi y nedir diye soruluyor bize. Aa hocam bak burada kaç y biz ne bulduk? 135 bulduk. E bu açıyla bu açının toplamı da 180 olduğundan burayı 45 buluruz. Şimdi 145 ya 180'e tamamlayan açısı da y açısı yapmaz mı? Yani 35 derece yapar y açısı. Bizden x eksi y isteniyor. Yani 45 eksi 35 isteniyor. Cevap böylelikle 10 çıkar. Örnek 2 10 bulduk geldik. Örnek 3'e. Şimdi böyle bir açı verilmiş. Burası alfa iken burası 2 alfa verilmiş. B açısı. CBE. CBE Alfa iken EBA EBA 2 alfa olarak verilmiş. E arkadaş şurası 135 derece. 180 e tamamlayan açısı 45'tir. 3 alfayı 45 bulduysak alfayı buradan 15 derece olarak buluruz. 15 ise o zaman burası 30 çıkar. 30 90 ise burada kaç 60 çıkar. E şu x ile 60'ın toplamı nedir? x ile 60'ın toplamı 180'dir. E o zaman x'i buradan kaç derece buluruz? 120 derece olarak buluruz. Yani cevap 120 çıktı 3. soruda. Geldik dördüncü soruya. Bir katlama verilmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Bunlar da eşit. Üst üste binen açılar da eşit ya. Bu açıla da bu açı eşit. Yani 90'lar derece. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Şimdi CBA'yı vermiş bize. Hocam şuradaki açıyı kaç vermiş? 64 vermiş. E başka bir şey verilmiş mi diye bakıyoruz. Başka bir şey verilmiş mi? BC ile CD birbirine eşit verilmiş. Hmm, BC ile CD. Neredesin BC? Hocam şu kenarla da şu kenar eşit verilmiş. Tamam. O zaman bir yerden başlayalım. Mesela şuraya a dersem. Bak. Yamuğun tanımı gereği. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Şöyle bir Z kuralı yok mu? Var. 2A ise. Hocam burası da 2A'dır. Şöyle x kenar verilmiş. O zaman burası da 2A'dır. Ve bana CBA'yı vermişti zaten. Yani şuradaki kaç? 64 vermiş. 4A eşittir 64 ise. A'yı buradan kaç buluruz? 16 olarak buluruz. A 16. DAB açısı isteniyor bizden. DAB. A16 ise hocam şuradaki açı 16. E buraya alfa dersem şu üçgende alfa ya da 16'nın toplamı 90 yapar. Çünkü dik üçgende diğer iki açının toplamı 90'dır. Alfa buradan kaç gelir o zaman? 74 gelir. Evet, örnek 4'ü böyle 74 bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi katlama var burada. Katlama da üst üste binen açılar iştiği mi? Evet. Hocam 70 ise buraya 110 kaldı. 55 55 yapar buraları. A 55 ise şimdi burada paralellik verilmiş mi? Evet şu üçü de birbirine paralel verilmiş. Yani şu da bir yamuk büyü de bir yamuk hatta şurası da bir yamuk değil mi? Evet bu bir yamuksa yani paralelse 55 ise 180'e tamamlayana burası 115 125 yapar mı? Yapar 180'e tamamlayan açısı 125 derece. Gelelim 50'ye 50 üst üste binen açılar eşitliğe katlamadan dolayı. 50 ise buraya 130 kaldı. Bunlar 65-65 yapar. Burası 65'si. Burası da 115 bir yapar. 180'e tamamlayanı. Evet. Benden D açısı artı B açısı isteniyor. O, Şu açıyla şu açının toplamı isteniyor. Yani 125. Bir dakika. ADC açısı. ADC açısıyla ABC A, açısı. Burada kaç açısı isteniyormuş? Burası 115'si. Burası da yapar? 65. Ya da hocam şunlar paralel ya. 65' 65'te diyebilirdik gerçi. Evet. 125 ile neyin toplamı? 65'in toplamı isteniliyor bizden. Cevap böylelikle 190 yapar. Evet örnek 5'i 190 bulduk. Ve yamukta uzunluk özelliklerine geldik. Yamukla ilgili özellik soruları aslında yamukta uzunluk sorularını çözerken ne yapacağız biliyor musunuz? Üçgen bilgisini kullanacağız. Üçgen bilgisi. Yalnız yamukta bir de şunu yapacağız arkadaşlar. Tamam üçgen bilgisi yapacağız da. Ya üçgen oluşturmaya gayret Özellikle böyle açı ve uzunluk verildiğinde aynı anda açı ve uzunluk verildiğinde üçgen oluşturacağız. Hocam üçgen şöyle mi oluşturacağız? Hayır. Böyle oluşturduğumuz durum da olacak. Evet. Genelde içeriden paraya kenar oluşturduğumuzda şöyle paraya kenar oluşturduğumuzda bak üçgen de karşımıza çıkıyor. Hemen soru üzerinde gösterelim. Mesela örnek altta 9, 6, 12 verilmiş. Bir de DAB açısı alfa, ABC açısı da beta verilmiş. Hem açılar hem de kenarlar için içine girmiş. Şurada bir paralel kenar oluşturdum paralel kenarı oluşturunca karşıma ne çıktı arkadaşım? Şurada da bir üçgen çıktı. Paralel kenar ya karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yönde eşitten dolayı burası da alfa oldu. Alfa artı beta 90 dereceydi. Öyle verilmiş çünkü soruda. O zaman alfa artı beta 90 burada kaçında 90 derece oldu mu? Oldu. 9 burası 9. 6 ise buraya da 6 yazdık paralel kenardan. Dik üçgen var burada. 3, 4, 5'in 3 katından 9, 12, 15 yapar. Ve x de 6 ile 15'in toplamı kaç çıkar? 21 çıkar. Evet örnek 6'yı böylelikle 21 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Şimdi AB uzunluğu 6 verilmiş. BC uzunluğu 5 verilmiş. CD uzunluğu 6 verilmiş. Yamuk şeklindeki bir oturma bankının şöyle bir bank varmış. AB, CD ayağı yer düzlemiyle AB ve CD ayağı yer düzlemiyle 60 er derece yapmaktaymış. AD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şuradaki uzunluk. Arkadaşlar bak normalde paralel kenar oluşturabiliriz. Eyvallah. Ama tamam para kenar bir teknik. E, bir teknik özel açılar olduğunda zaten biz bulabiliriz. Özel açılar olduğunda ne yaparsın? Dik çizersin hocam. E buradan da dik çizersek böyle. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar. E burası da 90, 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıkar. Ve burada da bir dikdörtgen yok mu? Karşılıklı kenarlar paralel ya. E bunlar da birbirine paralel. E 90'ar derece olduğu için burası paraya kenar değil de dikdörtgen çıktı. 5 ise yukarısı aşağısında 5'tir ve komple şurası isteniyor benden. Yani kaç yapıyor o zaman? 11 mi yapıyor burası? Evet. Ad uzunluğunu böylelikle 11 bulmuş oluruz. Örnek 7 11 çıktı. Geldik örnek 8'e. Şimdi bak ikiz kenarlık var burada. Tabanda mevcut. İnsan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Değil mi? Hadi bakalım. Ya şimdi illa paraya kenar oluşturacağız diye bir şey yok. Tamam oluşturabilirsin de o da ayrı bir konu ama ikiz kenarı gördük ya şu tabanla mevcut. insan hemen tabanına ait yüksekliği çizer. Hocam tabanına ait yüksekliği çizdim. 16, 16 yaptı. 16, 20, 12, 16, 20 üçgen çıktı. E benden x isteniyor. Şimdi şekilde 90 derece de varsa böyle bir x uzunluğu da isteniliyorsa zaten bir uzun nereden bulunuyordu? Ya dik üçgenden ya benzerlikten. Hocam 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Genelde dikdörtgen yaparak oluyordu bu. E ya böyle dikdörtgen oluşturacağız arkadaşlar. Böyle de oluşur ama içeride sanki biraz karıştırıyor. Ya da şu şekilde dikdörtgeni oluşturursam Bak şurada bir dikdörtgen oluşturdum. Hocam 12 iken 12. E 12 15 ile üçgen 9 12 15. 16 ise burası da 16 olacak. O zaman x'e ne kalır? 7 kalır. Yani x'i böylelikle 7 bulduk. Yine nereden çıktı? Üçgen bilgisiyle çıktı. Üçgende böyle dik üçgen oluşturmayı biliyoruz. Genelde dikdörtgenle oluyordu. Geldik buraya. Açımız alfa. Burası da 2 alfa. DAB açısı alfa. DCB açısı 2 alfa olarak verilmiş. E ne yapıyorduk arkadaşlar? paralel kenar oluşturma tekniğini kullanacağız. Hocam böyle mi oluştursam? Ya iki alfayı bölüyoruz ya. Genelde bölmeyi istemeyiz böyle. Ee, buradan da çıkar gerçi ama. Yani paraya kenar oluşturmayı bir C köşesinden bir de D köşesinden deneyebilirsin kardeşim. Hani D'den de oluyor. D'den oluştururken de 8'e paralel çizeceğiz. Hadi böyle çizelim. Çizdik. Paralel çizince 8'se 8 ise 8, 7 ise 7. E bu bir paraya kenar ya. Paraya kenar olduğu için karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. 2 alfa ise bak burası da 2 alfa olur. Ya da hocam toplamları 180 180 eksi 2 alfa burası da 180 2 alfa burası da 2 alfa çıkar diyebiliriz. E sonra alfayı kullanmadım. A, alfa ile bu açının toplamı 2 alfa değil mi? Evet alfa ile neyi toplarsam 2 alfa yapar. Tabii ki alfayı. A burada x kenar çıktı. Yani şunlar eşit 8 oldu. Ve x uzunluğu burası. X bu öylelikle neye eşit oldu? 8 artı 7'ye eşit oldu. Yani örnek 9'u böylelikle 15 buluruz. Geldik örnek 10'a. Alt tabanı AB, üst tabanı CD olan ABCD yamuğunda. Hemen ABCD yamuğunu şöyle bir çizelim kardeşim. Hop çizdik. Alt tabanı AB diyor. AB'yi yerleştirdim. CD'de burası. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. A açısının açı ortayı BC kenarında. BC kenarında E noktasında dik kesiyormuş. Onu da gösterelim. Şu bir açı ortay ve dik olarak söylemiş burayı. Sonra DC da 3 vermiş. Burayı 4 vermiş. CB uzunluğunda 10 vermiş. Yani buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E ne yapacağız hocam burada? Bak, üçgen bilgisini kullanacağız dedik ya. Hocam paraya kenar mı oluşturalım? Dur. Ondan öncesinde bak şurada güzel bir şey var. Hem açı ortağı hem yükseklik gördün. Hani bu yüksekliği ayrı bir gözle bakın diye hep söyledik. Yüksekliği ayrı bir gözle baktık ve gördük. Hem açı ortağı hem yükseklik ya. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Çünkü ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik hem kenar ortaydı hem açı ortaydı. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ikiz kenardır yüksekliğin kollarında. Yani yüksekliğin kollarında şöyle bir ikiz kenar yapacağım. O zaman ikiz kenara tamamlayayım kardeşim şunu. Hop şöyle ikiz kenara tamamladım. Şu bir ikiz kenar oldu. İkiz kenar olduğundan dolayı tabanı iki eş parçaya böler. Hop burası burası. 6 ise burası da 6 olacak. Yani buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. E benden AB uzunluğu isteniyor. AB. Hocam A, B'yi ben nasıl bulacağım o zaman? A bulurum. Şunlar birbirine paralel değil miydi dostum? Paraleldi. Bak temel orantı çıktı burada. Yani 2 bölü tamamı kaç yapıyor? 12 yapıyor. Eşittir 3 bölü x olmaz mı? Evet 3 bölü x olur. Buradan ne geliyor? Şunlar sadelesi 6 yapar. İşler dışlar yaparsam da x de 18 çıkar dostlar. Evet örnek onu böylelikle 18 bulduk üçgen bilgisi bak görüyorsunuz. Evet geldik buraya 6 verilmiş 8 verilmiş şöyle bir katlama yapılmış. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Eski hali açılmış halde var zaten. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Şurada da üst üste binen açılar birbirine eşit. Üst üste binen kenarlar da eşit. E sonra ne yapacağız arkadaşım? Bakın sana bir bak daha doğrusu bak. Sana bir tavsiyede bulunayım. Hem açı ortaylık hem de paralellik varsa üçgende de bulunmuştum bu tavsiyede. Z'ye dikkat demiştim. Evet yamuktur. Paralel kenardır. Dikdörtgendir. Karedir. Bu konularda açı ortaylık gördüğün zaman karşılıklı kenarlar otomatikman paralel ya. O zaman Z'ye dikkat et. Hocam şurada yok. Bak şunlar paralel. Dikkat dikkat. Şunlar paralel olduğu için mavi doğrular arasında Z'ye bakacaksın. Şöyle bir Z mi? Yok. Şöyle bir Z var. Yani burası da çizgi açısı yaptı mı yaptı. Ana çizgiye çizgi. İkiz kenar çıktı. Yani burası kaç oldu o zaman? 14 oldu. Güzel bir soru. Lütfen buna dikkat edin. Özellikle yamukta paralel kenarda dikdörtgende karede katlama yapılınca da açı ortay geliyor ya. İşte bu konularda da neye dikkat edecek misiniz? Böyle açı ortaylıklara dikkat edeceksiniz. Tamam. Evet örnek 11'i e 14 bulduk. Geldik örnek 12. Aa bak üçgen bilgisi. Yamuk dediği için otomatikman bunlar birbirine paralel. Sayılara baktığın zaman ne görüyorsun? Kelebek benzerliği. Bak Zaten yamuğun tanımı gereği karşılıklı kenarlar paralel olduğundan genelde benzerlikle çok karşılaşacağız bu konuda. E 6 bölü 18 var. Yani 1'e 3 oran var. E o zaman 1'e 3. 1'e 3'ü yazdık. Sonra ben x'e bakacağım hocam. X'e bakan x'de paralel verilmiş ya. Hani şu da paralel verilmiş. Şu ve şu paralelliğe bakan insan şu temel orantıya bakar. Yani şu bölü şu değer. Ya da şu paralelliğe bakan ne der? Hocam bu paralelliğe bakan da o zaman tepesi burası. Şöyle bir temel orantı yapar. Biz buradan yapalım. A bölü tamamı 3A değil. A bölü tamamı 4A ne eşittir? X bölü 18 e eşittir. E sadeleştir sadeleştir. 4X eşittir 18 ise X buradan 18 bölü 4 çıkar. 2'ye böl 9, 2'ye böl 2. Yani örnek 12 böylelikle 9 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 13'e. ABC'de yamuk denmiş ve yamuk tanımı gereği zaten bunlar paralel. Paralelliği de vermiş zaten. Sıkıntı yok. Sonra 9, 15, 4 şekil üzerinde var. Yukarıdaki ABC'de yamuk şekli kağıt. A ve C noktaları üst üste gelecek şekilde EB boyunca katlanıyor. Bak A ve C. Yani senin üçgen buraya katlanmış böyle. Vay. Bu buraya katlandıysa üst üste binen kenarlar eşit mi eşit? 15 ise burası da 15 mi? 15. Yani bu bunun üstüne geldi. Bir de üst üste binen açılar eşit değil miydi? Evet. Şuradaki açılarda eşit mi? Aynen öyle. Tamam. Bunları yazdık. E sonra ne yapacağız? A, e, X kaç birimdir diye soruluyor. E, takıldık kaldık. Şimdi bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Burada e, ne yapacağız? Burada. Arkadaşım şimdi bak genelde biz yan tarafta oran olunca bunu yaparız. Bak burada oran olduğu zaman ne yaparsın? Bu oranı kullanmak için içeri doğru paralel çizersin. Ya içi paralel çizersin. İçte böyle kelebek oluşmazsa dışarı doğru da uzatıp şöyle kelebek oluşturabilirsin. Ama burada oran olduğunda. Sonuçta burada oran yok da diğer taraftaki sayılar var. Buradaki oran isteniyor. Şöyle bakacak olursanız da. Evet. Ya da şunu şöyle uzatabilirsiniz. Ama bunu böyle uzattığın zaman güzel bir şey gelmiyor. Şöyle uzattığın zaman sadece 4 bölü x 9 bölü bilmem ne. E şu açı ortaylığı kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz mesela. Takıldık kaldık. Şu açı ortaylığı kullanabiliyor muyuz? Kullanamadık. Yani ya buradan parayı açacağım. Şu çizgiyi kullanmak zorundayım ya ben. Ya da bunu uzatacağım. E buradan paralel çizince kelebek benzerliği gelmedi. Bak bunu unutmayın. Güzel bir tekniktir. Buradan genelde ben içeri doğru çiziyorum. İçeri doğru çizince kelebek çıkıyor. Aynı zamanda temel orantı çıkıyor. Daha kolay oluyor. Dışarı uzatınca hem kelebek hem temel orantı çıkıyor. İlk tercihim içeri doğruluğu. İçeride kelebek oluşmamışsa dışarı doğru uzatıp kelebek oluşturuyorum. Aha. Şöyle bir kelebek oluşturdum. Bak şimdi. Kelebek oluştu. Çok güzel. Ama kelebekte bir oran yok. 4 bölü x bilmem ne bölü 15. Yok. E verilen bilgileri kullanacağız. Hocam açı var. Hani açı olunca neye dikkat edin demiştim? Z'ye dikkat. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. Bak noktaya nokta. x kenar. E hocam x kenarsa 15 ise burası da 15 oldu. 6 kaldı buraya. Bak şimdi kelebeğe dikkat et bakayım şimdi. Kelebekteki oran nedir? 6 bölü 15 yukarıdan aşağıya 4 bölü x'e eşit olmak zorunda. E o zaman 3'e böl 3'e böl 3 değil 2 5 Buradan 2x eşittir 20 çıkar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani cevap 13. Soruda 10 çıkar. Güzel bir teknik unutmayın. Bak mesela burada o tekniği biraz daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. Ali Bey uzunluğu 5K, DC uzunluğu 3K verilmiş. Şurası 5K, burası da 3K verilmiş. DF uzunluğu A iken şuraya A yazdım. AF uzunluğu da 3A değil 2A verilmiş. Şimdi ne yapacaktık? Bak oran var mı burada? Var. Bu oran varsa genelde içeri doğru çizin. Hatta kısa çizgi paralel çizin. Kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebek çıktıysa tamam. Bak hem kelebek hem de temel orantı çıkıyor. Dikkat et. Ha hocam ben bunu şöyle de yapabilir miydim? Dışarı doğru uzatıp bir kelebek benzerliği oluşturabilir miyim? Evet oluşturabilirim. Ama o zaman hem burada bir kelebek var hem de şurada bir kelebek var deyip kelebekteki oranlar iç içe girip kafanı karıştırabilir. O yüzden dışarı doğruyu çok tercih etmiyoruz. İçeri doğru çizdiğimizde kelebek benzerliği çıkmamışsa o zaman onu tercih ediyoruz. Ben buradan aldım şuraya doğru paralel çizdim. Burada bir kelebek benzerliği çıktı. Çok güzel. Bir de burada şununla da şu paralel ya. Çünkü ben burada paralel çizdim şu AB ve DC'ye. E burada da bir de temel orantı çıktı. Çok güzel. 2 bölü 3 oran olduğu için hocam burada da 2 bölü 3 olacak. Yani burası 3K ise burası 2K mı olur? Evet. Bak kelebekte oran 2 bölü 5 yukarıdan aşağı. Yani burası 2 en ise burası 5 midir? Evet. Hatta 5 eşittir 10 çıktı. En'i buradan 2 buldum. En 2 ise burayı da 4 buldum. E sonra ne yapacağım? Hocam şu temel orantıya dikkat edelim şimdi. Çünkü bu temel orantının üzerindeki x isteniliyor benden. Bu temel orantıda şöyle bir oran yok mu? Hocam 2'ye 1 oran var böyle. E burada da 2'ye 1 oran olacak. Bak şimdi 14. 14 ise burası 2'ye 1 orandan. Burası da 7 mi olur? Evet. Ama dikkat et x'e. x burası tamamı. Şurayı 7 buldum. Burayı da 4 buldum. 7 artı 4 değil mi burası? Ya tamamıyla üçgen bilgisiyle çıkıyor kardeşim. Ama bak dediğimi unutma. İstersen sen bunu uzatıp kelebekten de bulabilirsin. Genelde bak genelde içe paralel çizince yani %80 ihtimaliyle içe paralel çizince soru daha net ve daha sade bir şekilde çözülüyor. O yüzden bu çözümü de öğrettim. Dışarı çözümü de öğrettim. İstediğin şekilde yap. Hem yamukta hem de paralel kenarda böyle sorularla karşılaşacağız. Oran varsa benzerlik demektir. Benzerlik varsa da paralel çizmek demektir. Ya içe paralel kısa çizgi paraleli ya da dışarı uzatıp kelebeğe tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bak bu önemli. Hatta iki tane önemli benzerlikle alakalı çok güzel sorular çözdük. Şu soru da çok güzeldi ama bunun öncesinde bir de x kenarlığı yakalamamız gerekiyordu. İnce bir soruydu yani. Evet, evet. örnek 14'de 11 bulduk ve yamukta uzunluk özelliklerine geldik. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım. O zaman bir sonraki dersimizde yamukta uzunluk özelliklerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.